İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin açıklaması. Artsakh'ın Noragü köyünde yeni bir mahallenin inşaatı devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı, Birleşmiş Milletler yetkililerine Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermeni savaş esirlerinin ve kayıp kişilerin ailelerinin sorunlarını sundu. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu, savaştan sonra Artsakh'ta 215 yerleşim yeri Azerbaycan tarafından işgal edildi. Bugün Soğumon Tehleryan'ı anma günü. Artsakh'ın ve Udik'in El Yazmaları Mirası başlıklı kitap okuyuculara sunuldu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan hükümeti 2020 yılında 44 günlük savaştan sonra Azerbaycan'ın işgal ettiği Şuşi şehrinden yerinden edilen ve mağdur kalan bazı hemşerilerimizin Batı Ermenistan hükümetine başvurduklarını bildiriyor. 2021'de Batı Ermenistan, Artsakh'ın statüsüne ve Batı Ermenistan ile Artsakh arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin bir yasayı kabul etti. Buna göre Artsakh geniş özelliğe ve yürütme organlarına sahip bir Batı Ermenistan eyaleti olarak kabul ediliyor. Şuşi sakinlerinin hükümetimize yazdığı şikayet mektupları ve bunların Avrupa Mahkemesi gibi daha üst mercilere götürülmesi talepleri önümüzdeki günlerde dikkate alınacak, nihai kararın ardından Avrupa Mahkemesi'ne iletilecek. Hükümetimiz tüm vatandaşlarına ve yurttaşlarımıza her Ermeninin ve tüm Batı Ermenistan vatandaşlarının haklarının ihlali ve ikamet ettikleri yer konusunda şikayetlerini ve yasal taleplerini her zaman takip edeceğini garanti eder. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın bir devlet, kuruluş veya kişi tarafından vatandaşlarımızın maddi ya da manevi olarak zarar görmesine izin vermeyeceğiz. Askeran bölgesine bağlı Noragü köyünde yeni bir yerleşim bölgesinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu konuda Artsakh Cumhuriyeti Şehircilik Bakanlığı bilgi verdi. Kaynağa göre bölge 145 konuttan oluşacak. İlk etapta 60 evin yıl sonuna kadar hizmete açılması olmak üzere 90 özel konut inşa ediliyor. Bu aşamada şantiyede çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Toprak işleri, temellerin inşası, duvarların döşenmesi, çatıların montajı gibi. İlçenin inşaatı Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. İhaleyi Kapavor adlı şirket üstlendi. 20 Mayıs'ta İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan, Güney Kafkasya'daki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başdanışmanı Vladimir Shkolnikov ve Birleşmiş Milletler Ermenistan Cumhuriyeti Mukim Koordinatörü Deniz Spumf'u kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Ofisi tarafından bildirildiği üzere Vladimir Shkolnikov, yetkililerin ortak yönlerini dikkate alarak Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu'nun faaliyetleri çerçevesinde işbirliğini derinleştirmek için desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Açıklamada İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan, Vladimir Shkolnikov'a görevi çerçevesinde belirlenen öncelikleri sundu ve Azerbaycan'da tutuklu Ermeni savaş esirlerine, sivillerine ve kayıpların ailelerinin sorunlarına değindi dendi. Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de Artsakh Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı savaş sonucunda Artsakh Cumhuriyeti'ne bağlı toplam 118 köy tamamen ve 2 köy kısmen Azerbaycan'ın işgali altına girmiştir. Yaklaşık 40 bin kişi bu yerleşim yerlerinden zorla yerinden edildi. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Geram Stepanyan bu verileri Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'ne sundu. Yıl içinde insan hakları savunma personeli yerinden edilenlerin merkezi yerleşim kurumlarını ziyaret edip sorunları toplayarak devletin yetkili organlarına sundular. Devletin büyük çabalarına rağmen zorla yerinden edilen insanlar konut sıkıntısı, makul olmayan yüksek kiralar, şu ya da bu sosyal yardım programlarına temelsiz nedenlerle dışarıda kalmaları, kayıp belgeleri yeniden elde etmek için bürokratik zorluklar ve bir dizi başka sorunla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Soğumon Tehleryan, 2 Nisan 1896'da Batı Ermenistan'ın Yerzinka, Erzincan eyaletine bağlı Nerkin Bagariç köyünde doğdu.
1898-99 Tehliryanların zengin ailesi Bagariş'ten Ermeni nüfusu çok olan Yerzinka şehrine taşındı. Soğumon, Yerel Protestan ve ardından Merkez Okulu'nda okudu. 18 yaşındaki Soğumon, 1914'te Sırbistan'a taşındı. 1915 yılının başlarında Soğumon, Balkanlarda yaşayan bir grup genç Ermeni ile birlikte Tiflis'e geldi ve burada General Antranik'in 1. Ermeni Gönüllü Müfrezesi'ne katıldı. Sebuh'un 250 kişilik müfrezesinin savaşlarında yer aldı. 1915 Haziran ayında Tehliryan Ermeni gönüllülerle birlikte Van'a gelerek yerli Ermenilerin sürgününe yakından tanık oldu. Binlerce Ermeni göçmenle Iğdır'a, oradan da Yerevan'a ulaştı. 1916'da Soğumon kaybettiği aile fertlerini bulacağını umarak o zaman Rus birliklerinin işgal ettiği Yerzinka'ya geldi. Ancak 85 kişilik sülalesinden sadece abi Misak'ın kızı kurtuldu. İntikam dolu Tehliryan 15 Mart 1921'de eski Türkiye İçişleri Bakanı Talat'ı Berlin'de silahla vurarak öldürdü. Ermeni intikamcı Alman polisi tarafından tutuklandı. 3 Haziran 1921'de getirilen gerçekler ve tanıklar sonucunda Soğumon Tehliryan Berlin'de bir Alman mahkemesi tarafından beraat etti. Ermeni milletinin sadık oğlu 23 Mayıs 1960 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde vefat etti. Yüzden fazla resim ve popüler bilgi materyalini özetleyen Artsah ve Udik eyaletlerinin el yazması mirası başlıklı kitap, Artsah'ın zengin ancak birçokları tarafından bilinmeyen ortaçağ yazılı mirasını popülerleştirmeyi amaçlıyor. İngilizce yayınlanan araştırma resim kitabının yazarları Hırvart Hagopyan, Tamara Minasyan ve Vahe Torosyan'dır. Vahe Torosyan şöyle anlattı. Kitabın ana konusu Artsah'ın ve Udik'in minyatür resim el yazması mirasına atıfta bulunuyor. Ancak ilk bölüm kısaca Artsah ve Udik'in siyasi tarihine, Ahvan Kilisesi'ne, Ahvan Katolikosluğu'nun tarihine değiniyor. Antik çağlardan 19. yüzyılın ilk yarısına kadar detaylı olarak sunduk. Yabancı ve Ermeni kaynakların çok açık bir şekilde yazdığı ve kaydettiğine göre Kura Nehri olan Büyük Ermenistan'ın Ahvan arasındaki sınır meselesini özellikle vurgulamak esastır. Biz bu gerçeği gündeme getiriyoruz ve Artsah ile Udik'in Arap egemenliği altında kalma tarihini, Bagratunyans Krallığı'nı ve Zakaryan Ermenistan'ı dönemlerini tanıtıyor ve Artsah Beyliklerinin dönemini özetliyoruz. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan'ın vatansever evlatları. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV kendi tanıtımını yapmıyor. Batı Ermenistan liderliği fikir ve ilkelerine sadık kalarak televizyonu ve çevrim içi platformlarının aracılığıyla ülkemizin tarihinin bugünü ve geleceğiyle ilgili çeşitli olayları sunmaya, hükümetin siyasi ve kamusal faaliyetlerini yeni yaklaşımlarla sizlere bildirmeye devam ediyor. Ayrıca hepinizin daha yakından temas halinde bulunmasına izin veriyor. Televizyonumuz olan Western Armenia TV aracılığıyla hükümetle, ulusal meclis üyeleriyle doğrudan temas kurabilir, doğrudan Batı Ermenistan ve vatandaşları ile ilgili endişelerinizi, sorularınızı dile getirebilir ve çeşitli ilginç önerilerde bulunabilirsiniz. Televizyonumuzun kendi reklamını yapmadığını hatırlatarak fırsatlarını ve bağlantılarını sizin de aracılığınızla genişletmek istediğini belirtmek isteriz. Sizin desteğiniz hepimizin zaferidir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1676-1749 yıllar arasında yaşamış Mkhitar Sebastatsi'nin Ermeni ruhani şarkısı Ancarin Horan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.